Yani şu anda nerede olduğumu ben çok merak ediyorsunuz gibi geliyor. Çünkü uçurum gibi bir yer var. Bilmiyorum oradan görünüyor mu ama. Bilenler bilmiştir ama. Burası Belemedik Yaylası'ndan gelen Çakıt Vadisi'ne bağlanan yolun girişi. Çok güzel, büyük, uzun bir parkur ve zorlu bir parkurdur burası. Ciddi bir yaban hayatı olan bir yer. Peki biz niye geldik Belemedik'e? Önce Belemedik'e niye geldiğimizden bahsetmeden önce bugün benle beraber buraya gelen kardeşimden bahsedeceğim. Ben de onu çekeceğim tabii bu arada. Çekmezsem olmaz. Ve geçen sefer Okan vardı galiba. Bu kadar yorucu değildi ama bu sefer seni yoracağım haberin olsun diye demiştim. Gece buluştuğumuzda biz gece geldik bu arada buraya. Aydıncan Yılmaz bugün benle beraber ve kendisi de bir kuş fotoğrafçısı. Yeni başlamış olmasına rağmen gayet iyi bir fotoğrafçı ve bugün bana eşlik etmek istedi. Ben de onunla bir vlog yapayım. Aydıncan kardeşimiz ise Çağ Üniversitesi'nde hukuk fakültesi okuyan fakat doğa aşığı, doğa sevdalısı bir arkadaşımız aynı benim gibi. Dün gece plan yapıp onunla beraber çıktık araziye. Biraz geç kaldık ama gün doğumunda buradaydık. Buraya gelmemizin çok özel bir sebebi var. Aslında o yüzden şu an vlog yapmaya karar verdik. Belemedik'e gelmemizin asıl sebebi bir karaleylek. Bu karaleylekle ilgili bilgileri Tamer Yılmaz hocam verdi bana. Ve bununla ilgili bazı projeler var kafasında. Çok da fazla bilgi vermeyeceğim size bununla ilgili. Çünkü Tamer hocamın bir projesi. Onunla ilgili bir olay ve beni buraya gönderen ve gelmemi rica eden kişi kendisi. İki tane halkası olan sırtında... Yani hala aktif çalışan bir GPS cihazı olan bir karaleylek ve biz bugün sabahleyin gördük aslında bu hayvanı. Sabahın gün doğumunun ilk saatlerinde gördük. Buranın akarsuyun girişindeki bir HES, özel sektöre ait bir HES'in güvenliği bizi çıkarttı. Haklı, o da haklı, işçi. Fakat bir iki tane fotoğraf çekebildik sadece. Işık çok kötüydü, gün doğmak üzereydi. Onların uçtuğu yöne gittik fakat bulamadık. Şu anda bekledik birkaç saat, dinlendik. Büyük ihtimalle aynı yere geri gelmişlerdir. Şimdi Belemedik'teki bu derin kanyonun girişinden çıkıp merkeze doğru gidip telefonumuzun çektiği bir yerden önce Mustafa Başkanımızı arayacağım. Belediye Başkanımız Mustafa abimizi. Ondan yardım isteyeceğim. Sonra HES'in müdürü veya supervisor'ı kimse onunla görüşüp alana girmek isteyeceğiz. Aslında gerekli izin belgelerimiz var fakat özel sektör olduğu için çok zorlamak istemedim. Dediğim gibi izin belgelerini alıp araziye girersek çok daha güzel çekimlerini yapacağız. Ki şu anda elimizde var. Göstereceğim biraz sonra size bu videonun devamında. 5-10 tane fotoğraf var. Her şey çok net görünüyor. Halkalar, yazılar, iki halka var. İkisindeki rakamlar, her şey net. GPS cihazı görünüyor. Ama bize bu yeter mi? Yetmez. Şimdi kalkıp izinlerimizi alacağız. Devam edeceğiz. Eğer olumlu gelişirse bu videonun devamında güzel şeyler göreceksiniz. Olumlu gelişmezse şansımızı zorlamaya devam edeceğiz. Bahsettiğimiz o karaleylekle ilgili mevzuda sabahleyin şu an yanından geçeceğiz. Sabahleyin girip 2-3 tane fotoğraf çektik, sonra dışarı çıkarıldık doğal olarak. Özel sektör, özel bir mülkiyetmiş. Ama burada gördük, leyleğimizi gördük. Ve izin almak için belediye başkanımızı aradık, birkaç kere aradık. Belediye başkanımız halletti sağ olsun ama bunlar buradaki HES'in su birikiminde yaşıyorlar şu anda ve GPS takılmış ve halkalı karaleylek de aynı şekilde. Fakat şu anda orada değiller. Tam tersi, göstereceğim şimdi. Arkadaşım gösterecek. Hemen su birikintisinin tam yanındaki en yüksek dik uçurum kayalarının tepesinde bir yerde o havuzu izliyorlar. Bizimle sabahleyin karşılaştıkları havuza bakıyorlar. Yani bir yırtıcı kuşmuş gibi davranıyorlar. Aslında çok yırtıcı kuşlar değiller. Fakat şu an evet oradalar abi bak. En yüksek tepeden sabahki havuzlarına bakıyorlar. Çekebilirsin oraya, oraya göster. Aydıncan kardeşimiz ise Çağ Üniversitesi'nde hukuk fakültesi okuyan fakat doğa aşığı, doğa sevdalısı bir arkadaşımız aynı benim gibi. Bu gece, dün gece plan yapıp onunla beraber çıktık araziye. Biraz geç kaldık ama gün doğumunda buradaydık. Ve ben bu kamerayı kapatıyorum şimdi. Geri geçiyoruz. Kardeşime. Bugün sağ olsun bana eşlik edecek. Kendiniz de çok istedi. Ben de çok istedim bu işi. Ama gelmemiz için ve gelmemizin çok özel bir sebebi var. Aslında o yüzden şu an vlog yapmaya karar verdik. Manzara göstermeyeceğiz size. Aslında amacımız manzara değil. Evet, değerli bir şey için geldik ve diğer kameraya geçiyoruz. Ben kapatıyorum bunu. Gördün mü? Thank you.
Ben bir daha bakayım bakayım. Abi. O da orada ama. İşte orada. Fakat o GPS takılı olan arkaya saklanmış, kafası görünüyor. Çektim fotoğrafını da. Bence burada bir yerde bekleyelim ya hocam. Tamam. Peşinde olduğumuz halkalı leylek, Tamer abimizin bize yönlendirdiği bu güzel hayvan şu anda bulduğumuz yerdeki en yüksek kayanın en tepesinde, en ucunda duruyor. Yani aşağı inme niyeti olmazsa ya çekemeyeceğiz gibi görünüyor. Çekiyorum ama yakında değil yani, yakın mesafe değil yani, yeterli değil bu, doymuyoruz bunda. Bayağı yüksekte hayvan. Yani 600 mm bir lens olduğu için böyle bir görüntü alabiliyoruz. Yoksa hayatta da bu görüntüyü alamayız zaten 400 mm falan da. Aşağı inerse eğer izinlerimizi almıştık, söylemiştim. İnşallah çekebileceğiz. Biraz daha bekleyelim bakalım. Birkaç saat bekledik aşağıda ama sakinleşip acıkıp veya acıkırlarsa inşallah aşağı inerler diye düşünüyoruz. Yağmur başladı ve en son yaklaşabildiğim bu kadar oldu. Bayağı bir yaklaştık aslında da, çok yüksekte duruyorlar şu anda. Yani dediğim gibi sabahleyin onları gördüğümüz, Karadeli'yi gördüğümüz göletin tam karşısındaki en yüksek tepedeler. Sabahleyin de bak buradalar şu an, bakın şuradalar. Sabahleyin de hemen Belemedik girişindeki şu HES'in içindeki yapay göletin orada takılıyorlardı. Sabahleyin bizi buraya çok fazla almak istemediler. Kısa durduk zaten. 3-5 tane fotoğraf çekebildik. O fotoğraflar en güzel fotoğraflarımız. Ama ışık çok kötüydü. Ona rağmen gene iyi sonuç aldık diyebilirim. Göstereceğim size. Bu arkadaşların da buradan inme niyeti yok galiba. Yarım saatte falan buradayım. Bayağı bir kayıt aldım kendilerinden. En son bu kadar yaklaşabiliyorum. Çünkü dağın, yani tepenin en dibindeyim yani. Bakacağım. Bakalım. Biraz daha bekleyelim. Belki aşağı inmek isterlerse artık onlara kalmış bir şey. Peşinde olduğumuz halkalı leylek, Tamer abimizin bize yönlendirdiği bu güzel hayvan şu anda bulduğumuz yerdeki en yüksek kayanın en tepesinde, en ucunda duruyor. Yani aşağı inme niyeti olmazsa ya çekemeyeceğiz gibi görünüyor. Çekiyorum ama yakında değil yani, yakın mesafe değil yani, yeterli değil bu, doymuyoruz bundan. Bayağı yüksekte hayvan. Yani 600 mm bir lens olduğu için böyle bir görüntü alabiliyoruz. Yoksa hayatta da bu görüntüyü alamayız zaten 400 mm falan da. Aşağı inerse eğer izinlerimizi almıştık, söylemiştim.